Herkese selam arkadaşlar. Bugün Car Dealership Simulator'dayız. Oyuna yeni güncellemeler eklendi. Bu güncelleme ile birlikte önceki videomuzdaki serimizi maalesef devam ettiremiyoruz. Oyun erken erişimde olduğu için ve sürekli de güncelleme alacağı için şu anda seri yapmak bayağı zor gözüküyor. Yani bu oyunla alakalı güncellemeden güncellemeye oyuna gireceğiz. Onu söylemek istedim. Şu anda bir seriyi devam ettirme veya da bir serimiz olmayacak bu oyunda. Ve bu şekilde de devam edecekmiş. Çünkü dediğim gibi erken erişimde ve sürekli bir güncelleme geliyor. Bir hataları düzeltiyorlar falan. O yüzden seri yapmak şu anda mümkün değil. Bugün de oyuna yeni eklenen özellikleri test edeceğiz. Bakacağız neler var, neler yok. Bunlar hakkında birazcık böyle konuşacağız, yorum yapacağız. İlk videoda göstermediğim şurada bir tane tost yapmak için artık bir makinemiz var. Yani araç pazarına gitmeden burada da yemek yiyebiliyoruz artık. Zaten çayı demleyebiliyorduk. Onun dışında bu dükkanı kapatabiliyoruz. Yani lastikçiyi veya da oto yıkamayı kapatabiliyoruz. Dikkatinizi çekmiştir ve sorabilirsiniz tabii ki 5 milyon 300 bin TL'yi bir günde nasıl yaptın diye. Eski sevdeki sermayemi aldım diyelim. Yani çalışarak kazanmadım açıkçası. Madem böyle bir şey var, eski sermayemizi de oyunu eklersek bu şekilde oyunu sıkılmadan en azından biraz daha inceleme fırsatımız olur. Tabii ki oyun aslında save dosyamız silinmese birazcık daha kendimizi geliştirebileceğimiz bir oyun. Ben buraları falan yükseltmiştim bayağı onda. Onlar gidince artık tabii ki ben de sermayeyi oyuna ekledim. Şimdi değişiklik olarak şöyle bilgisayara gitmek istiyorum. Bilgisayarda aracın konumunu da göstereyim önce. Şuradaydı. Bu tarafa alındı. Şimdi bilgisayardaki değişikliklere bakalım. İç tasarımla alakalı herhangi bir değişikliğimiz yok. Faturalar burada sanırım aldığımız araç başına artık vergi ödeyeceğiz. Yani buradan ödeyeceğiz. Sanırım dediğim ödeme yeri burası olacak. Çünkü öyle bir sistem getirmişler. Artık buradaki duran her araç için vergi ödeyecekmişiz. Onun da bilgisini verelim. Dükkan olarak artık yükseltmelerimiz şu şekilde. Ve fiyatları da bu şekilde 12 milyon TL gibi yüksek bir fiyatı var. Ve bu da bize aslında oyunda bir hedef koyuyor. Bu da güzel bir şey. Bunu aldığımız zamanki hedefimiz artık ne olur? Daha yüksek fiyatlı araçları buraya dizmek olabilir. Bunları da şöyle gösterelim. Ben şu yükseltme 2'yi alacağım. Yükseltme 1'e gerek yok. 2'yi alacağım birazdan. Şans oyunları zaten vardı. Onun dışında alıcısından diye bir site eklenmiş buraya. Bu sitede ikinci el bir araç satın alabiliyorsunuz. İl dışından, yani bulunduğunuz lokasyonun dışından alabiliyorsunuz. Şöyle zaten nereden olduğu yazıyor. Ve bununla birlikte kendimize de artık bir araç alabiliyoruz. Şu şekilde burada iki tane araç çıkıyor. Ben bu oyuna girdim çıktım ama hiç değişmedi burası. Her zaman böyle kaldı. Ve bugün direkt Passat'ımızı alalım. O zaten değişiyor. Yani şu anda 750 bin lirayı aslında biz ekstradan bir harcama yapmış olduk. Nasıl oluyor? Yani oyunda aslında burası biraz daha çeşitli olursa çok daha iyi olabilir. Hani bir hedefimiz olmuş oluyor. Bir şey üzerine çalışmış oluyoruz. Bu arada ilk günde bitti. Şey yapalım. Şuradan galerimize satmak için bir tane araba satın alalım. Şöyle ucuzundan bir tane şunu alalım. Hatasız, boyasız, tramersiz, acil. Aslında bu araçların da şöyle şu tarafı biraz daha küçültülüp hani şuraya alınabilir şunlar. Eğer oluyorsa mümkünse tek bir görsel konabilir. Hani araçların rengiydi, bilmem neydi falan gibi. Hani rengini oradan görebiliriz. Gelecek araçları falan. Hani görsel olursa bir tık daha güzel olabilir. Onun dışında zaten site yani bildiğimiz bir site, güzel olmuş. Bunun da bu detayın eklenmesi harbiden iyi olmuş ki aslında bununla birlikte buraya biz de araç satabilsek, şimdi şu aracı çağır diyelim. Araç yola çıktı diye bize bir uyarı verdi. Buradan gelsek bu bölüme mesela buraya araç resmi yüklesek kendimiz çeksek işte bilgileri otomatikmen buradan araç seç deyip aracı seçip fiyatını buradan girsek kendimiz ilan başlığını kendimiz falan girsek harbiden güzel olabilir. Araç resmini de şöyle elimize biliyorsunuz ki şey alabiliyoruz. Nedir bu? Araç yıkamak için aparat alabiliyoruz.
adı aklıma gelmedi. İşte bir tuşa basıp da fotoğraf makinesiyle buradaki aracın resmini çekip bir şeyler yapabiliriz. Bence güzel olur. Şimdi aracımıza binelim ve eve gidelim. Bu arada lüks araçlar bayisini gördünüz. Onu da sizlere birazdan göstereceğim orayı da. Şimdi şoför geldi. Bu araç hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Direkt istersek aslında satın alabiliyoruz. Ama buraya yeni bir şey eklenmiş ve bu çok güzel olmuş harbiden. Ben çok beğendim. Boya kontrolü yap diyor. Ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Hepsine böyle teker teker bizi bir görev veriyor. Yani bize bir şey veriyor. Ve biz aracın boyasını kontrol edebiliyoruz. Yani ekspertizi bir nevi biz kendimiz yapıyoruz. Bu da gayet hoş bir detay olmuş. Şu şekilde kontrolünü sağladıktan sonra motoru çalıştır diyoruz. Ve bu şekilde gayet güzel bir şekilde sesimiz de var. Tekrardan araca baktığımızda herhangi bir şekilde değişen veya boyalı bir parçamız yok. Şöyle görüyorsunuz. Artık bilinmeyen parça diye siyahlık da yok. Ve fiyatımız da 226 bin. Şimdi pazarlık yapabiliriz aslında. 226 bine 200 bin. Yok, 206 bin diyelim önce. Fiyatı çok öldürdün dedi. Hadi ilk müşterisin diye sana kıyak geçiyorum. 10 bin lira. Oydu. Tamam, hadi. 220. Nasıl kabul edilmedi ya? 226 bin lira pazarlık yapmıyor mu gerçekten? Neyse alacağız, yapacak bir şey yok ya, alalım. O kadar gelmiş. Şimdi burada plakalar eksik. Plakayı yine her zamanki gibi takıyoruz. Şu şekilde. Lan. Ha, tamam. Fiyatımızı buraya girelim. 256 bin girebiliyoruz mu? Çok mu fazla kar ediyoruz? Yo, gayet girebiliyoruz. Güzel oldu. Tamam. 30 bin lira kar. Şimdi hemen şeye gidelim. Araç pazarına gidelim. Çünkü burada da değişiklikler var. Burayı bayağı bir büyütmüşler. Ve araçlar çok fazla. Çeşitlilik artmış. Şu şekilde görebiliyorsunuz zaten. Geriye doğru da büyütmüşler. Umarım şöyle bir güncelleme gelir. Ya biz şimdi buradaki her aracı teker teker hani fiyatına bakmak için şöyle giriyoruz. Bizim bütçemize uygun mu değil mi? Hani bunu öğrenmek için. Bizim galerimizde biliyorsunuz ki şu araçların şu taraflarında bir tane kart var ve oradan fiyatını falan kilometresini her şeyini öğrenebiliyoruz. Mesela bu araba değil de hangisine gidelim? Ya zaten belirli fiyatlar yaklaşık oluyor biliyoruz aslında aklımızda kalabiliyor ama mesela bu araç 1 milyon 13 bin lira. Hani bütçemize uygun bir araç değil aslında. Galerimiz için. Bunun fiyatını hani hepsine teker teker bakmaktansa şöyle üstün körü fiyatları incelemek için camda veya da üstünde fiyat yazabilir. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum o şekilde. Şimdi buradan bir tane araç alacağız. Alalım. Ne alalım? Bunu alalım. Sol çamurluk değişen veya boyalı. Bu aracı alalım. Ama bir pazarlık yapalım dur önce. 273 bine eyvallah mısın abicim? Fiyatı çok öldürdün. Buradaki seviye ne kadar gerçekten bilmiyorum. Yani hepsinde değişiyor. Bazısı 20 bin lira pazarlık yapabiliyorken bazısı yani hiç yapmıyor görüyorsunuz. O zaman 290 bine okey. Ya araçtan araca değişiyor büyük ihtimalle. Neyse bu aracı da aldık. Ben yükseltmeyi yapacağım. Ondan dolayı da parayı burada harcamak istemiyorum. Şimdi lüks araca geçelim buradan. Burayı da göstermek istiyorum. Lüks araç almak istiyorsak artık bu bayiden alacağız. Saygılar, selamlar. Şöyle araçların fiyatına bakın. 8 milyon 600 bin falan. Şu şekilde 17 milyon araç var. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Uzak duralım hiç. Yani bir tekerleğini bile alamayız şu anda. 7 milyon, 8 milyon yine. 3 milyon. En makul araç. İşte alacağımız araç bu. Bu tip araçlar da hani bizim satın alabileceğimiz, kendimize satın alabileceğimiz araçlar konumunda olursa hedefimiz bitmemiş olur. Yani çalışmaya devam ederiz. Oyunda bir amacımız olur. Sadece Passat ve BMW için
çalışılmaz. Tabii ki sıfırdan başlarsak belki oyun tam bir kendine gelsin. O zaman sıfırdan başladığımızda hani bu araç için para biriktirebiliriz. Ama tabii ki bu aracı aldıktan sonra da tekrar BMW için mi para biriktireceğiz? Hadi biriktirdik diyelim, BMW'yi aldık. Ondan sonraki süreçte ne yapacağız? Şöyle lastik değiştirmeyi kapatmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu aracımızı hazırlayalım. Şu şekilde fırlatıp şey yapabiliyorsunuz. Galerinin ismini birazdan gireceğim. Fiyatı şöyle 320 bin yazacağım. Bakalım. Tamam. Fiyat da okey. Şöyle şuradan galerimizin ismini tekrardan girelim. Ve dükkanımızı açalım. Sonrasında şu ikinci yükseltmeyi. Ben buna kadar gelmiştim. O yüzden bunu alıyorum direkt. Bunu satın aldım. Şimdi yaklaşık olarak da parayı yani tutturmuşum. Yani bu kadar geliştirme falan yaptım. Hatta iç dekorasyona da para harcamıştım. Yani elimde kalan para bu kadar miktardaydı. Hatta birazcık bundan fazlaydı ama çünkü burayı yaklaşık olarak 6 aracı doldurmuştum yani. Tabii o zamanlar buradan daha fazla para kazanıyorduk. Şu lastikçiyi kapatmak istiyorum. Araba yıkama konusunda galiba ona bir düzenleme getirmişler ve çok fazla para kazanamıyoruz. 6.000 lira falan, şey pardon, 1.000 lira falan kazanıyorduk önceden. Artık o kadar kazanamıyoruz. Şöyle göstereceğim şimdi. Hemen yıkayalım. 950 lira. Yine mi güncelleme geldi ya? 950 ben dün hiç kazanmadım. Hep 700 kazandım. 850. Yavaş yavaş düşüyor bakalım. 650, 400, bak 520 lira kazandık. Galiba onlar da araçtan araca değişiyor yine. Onunla birlikte başka oyunda gösterebileceğim bir şey kalmadı. Buradan aynen. Burada başka bir şey yok. Dediğim gibi buraya da hani gelip fotoğraf makinesini alıp hoş geldin abicim birazdan ilgileneceğim. Böyle aracın fotoğrafını çekip oraya yükleyip şey yapsak oradan da satış yapma ihtimalimiz olsa iyi olur. Volkswagen Polo'yu sattık ve araç pazarında da şunlar olsa kara info olarak harbiden çok güzel olur diye düşünüyorum. Yine buralar seri şekilde çalışıyor. Ve bununla birlikte aslında kendimize buraya bir çırak alabilsek çok iyi olur. Bir veya iki tane işte hem lastikçiye hem de araç yıkamaya bence bir çırak lazım. Çırak gerekiyor. Hatta galerinin kendisine de çırak gerekiyor. Bence oyunda bu şekilde biraz daha fazla amaç olabilir. Bugünkü müşteri sayısı iyi. Şunu kapatacağım şimdi. Bugünkü müşteri sayısı harbiden iyi. Daha önce ben hani bu kadar hızlı sattığımı hatırlamıyorum araçları. Oyuna girer girmez harbiden böyle enteresan oldu. Yani nacizane benim fikrim. Şimdi ekstra harcamalar olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Belki bir hırsızlık olayı olabilir oyunda. Biraz daha hani kendimizi güvende hissedebilmek için. Bir güvenlik kamerası sistemi kurulabilir. Ekstra bir harcama olur. Hem de hedef olur yani. Ekstra bizim para kazanıp o parayı harcayabileceğimiz bir olay. Onun dışında 3 tane bir çırak olayı, yardımcı olayı olursa, personel olayı olursa bence güzel olur. Bir tane personel şu camın önünde durursa ona işte araç plakalarını taktırabiliriz. Ya bunlar aslında çok uğraştırıcı şeyler değil de sadece güzel olabilir diye düşünüyorum. İşte temizliği yapabilir. Onun dışında oto yıkamaya bir tane personel alabiliriz ve tamirhaneye bir tane personel alabiliriz diye düşünüyorum. Bunları neden söylüyorum? Çünkü hani hepsine birlikte koştuğun zaman veya da burada araçları satışta beklerken burası birazcık sıkıyor açıkçası beni. İlk başlarda tabii ki gelişirken kullanabilirsiniz ama daha sonrasında patron olduktan sonra burada gelip burada çalışmanız pek de mantıklı değil gibi diye düşünüyorum.
Onunla birlikte başka oyunda yani eksik yok. Belki bir güvenlik olabilir. Hani hırsızlık olayı falan olursa o şekilde güvenlikle de çözülebilir. Başka da bir şey yok. Aslında oyun güzel gidiyor. Bizlerin cevaplarına verebiliyor. Yani bizlerin derken topluluğun topluluğa karşı geri dönüş yapabiliyorlar oyuna yeni gelen güncellemelerle birlikte. Bu da gayet güzel bir olay. Zaten oyun erken erişimde olduğu için hani gelişen bir oyun. Ama şu anda seri yapmak için uygun bir oyun değil. Çünkü her yeni gelen güncellemede, bu arada suyumuz bitmiş, koşamıyoruz. Her yeni gelen güncellemede sıfırdan başlamak gerekiyor. Bu da oyunun oynanabilirliğini azaltıyor açıkçası. Buna da yakın zamanda değildi. Artık oyun geliştikten sonra illaki çözüm bulacaklardır yani. Çünkü hata düzeltmelerini falan yapıyorlar. Şu topu ben denedim, artık top kaybolmuyor yani. Öyle olaylarımız var. Bu videoda artık başka bir şey yapmayacağız. Zaten satın aldığımız araçları satabildik. Burayı geliştirdik. Gayet güzel olmuş. Dediğim gibi bu siteyi beğendim. Oyuna eklenmesi, böyle bir detayın olması harbiden güzel olmuş. Ki burası da artık bence gelişir yani. Daha fazla şeyler eklerler diye düşünüyorum. Ama daha ne eklenebilir? İşte işçi kirala tarzında o olaylar falan olabilir. Onun dışında işte araç parçaları falan bir şeyler satın alınabilir. Araçlar güncelleştirilebilir, değiştirilebilir, boyanabilir falan. Kendi aracımız keza aynı şekilde para harcayabiliriz kendi aracımıza. Onun dışında aslında pek de bir şey yok. Ama buraya da araç satabilmemiz harbiden güzel olur. İşte müşteri gelsin, aracı alsın gitsin falan. Üstünde de işte alıcısından müşterisi gibi bir şeyler olabilir. Veya da burada aracın teklif var deyip işte teklifi kabul edip daha sonrasında yarın sabah adam gelip arabayı alsın gitsin mesela, onay verelim gibi şeyler olabilir. Şimdi yarın sabaha geçelim ve daha fazla uzatmadan şöyle, evet, şuradaki çöpü de alalım. Dediğim gibi yani oyunda şu anda herhangi bir şekilde seri yapmamıza gerek yok. Çünkü her yeni bölümde sıfırdan başlamamız gerekecek. Oyun gelişiyor. Sizlere aktarmadığım başka detay var mı diye hemen şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Atladığım başka bir konu yok. Sadece oyuna yeni araçlar eklenmiş. Onları söylemedim. 11 tane yeni araç gelmiş galiba. Lüks araçlar ve orta segment araçlar eklenmiş. Onların da görsellerini böyle ekranda hızlı bir şekilde geçiririm şu anda. Her neyse, bu videoyu buraya kadar sizlere yeni gelen güncellemeleri, özellikleri göstermek için çektim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.